gördüğünüz gibi Kılıçdaroğlu bölgedeydi, gitti. Tam ayrılırken işte vatandaşlar arabaya değil ormana dediler, indi. Onlarla beraber oradaki direnişe dikkat çekti. Tabii yani zaten şaşkınlığımız şu, 5. günde yani sadece Sayın Kılıçdaroğlu için değil, yani orada niye seçtik muhalefeti ya da muhalefet niye seçiliyor? İşte artık sistemin dayattığı yerlerde en azından o sesi gündeme getirsen. Diyeceksiniz ki ne değişir? Ne değişir diye diye bunları tartışacaksak zaten hiçbir şey değişmez. Güçlü ve güçlü olduğu için kendini haklı sanan bir şey var, iktidar var. Yani ne olsa güçlüyüm ben, sonuçta haklıyım. Haksızlık falan umurlarında değil. Umurlarında değil dedik ya, umurlarında değil. Güçlüyüm ben, yapıyorum. Ama en azından topluma bu konuda ayakta kalmaya gücü verecek olan şey de muhalefet. Güçlü olabilirler. Ama haksız olduklarını tarihe not düşecek olan muhalefet. Örgütlü olan çünkü muhalefet. Yani insanlar kendileri böyle mi örgütlensinler, kendileri mi organize olsun? Bu mu yani nihai olarak? Bakın orada bir ormanda insanlar o ormanı korumak için çırpınıyorlar. Buradan bir kere daha biz de çağrı yapalım hem iktidara. Diyelim ki bakın yapmayın. Yarın bir gün bunlarla anılacaksınız. İlanaye sonsuza kadar gidecek bir iktidar yok. Hayat her zaman eninde sonunda değişir. Ve bu değişime en iyi şahit olan da sizsiniz. Bu değişim gündeme geldiğinde, bu değişim başarıldığında, bu değişim ortaya çıktığında siz yaptığınız köprülerle, tünellerle elbette anılırsınız. Sizi öyle anacak bir grup olacaktır. Ama öte taraftan bu yaptıklarınızla da anacak bir kitle olacak. Bu yaptıklarınızla da arkanızdan konuşacak bir kitle olacak. Orada zulmü görmüş insanlar bu zulmü unutmayacak. Yani böyle hatırlanmak, birilerinin kafasında da böyle kalmak işinize gelecekse buyurun devam edin. Ama bir kere daha o çağrıyı yapalım. Yazıktır, günahtır. Siz hani en çok muhafazakar olduğunu söyleyenler, hani bir ağacın, bir canın ne kadar kıymetli olduğunu sürekli ifade etmiş bir geleneğe sahip çıktığını söyleyenler, hakka, hukuka, ilahi bir adalete inandığını söyleyenler, o adalet siz bu dünyada tesis etmezseniz bir noktada gelir sizi bulur. Çünkü sizi en çok buna inandığını söyleyenler sizsiniz. Geri dönüp bir bakın bakalım. Efendim. CHP'liler de tabii işte Akbelen'deydi. İktidara çağrımız bu. CHP'lilerin Akbelen'de bulunduğu süreçte yani o heyet gitti biliyorsunuz Kılıçdaroğlu ile beraber. Orada da bir gerginlik hali vardı. Zaten insanlar gergin. Zaten gaz yiyorlar. Zaten orada bir direnişin peşindeler. Gidiyorsunuz destek vermek için. Destek verdiğiniz yerden köstek olup döndüğünüzü gösteren görüntüler çıkıyor ortaya. Hem Mahmut Tanal hem Ali Mahir Başarır gibi isimlerle ilgili dün videolar çıktı. Gelin bir bölgede ne olmuş ona bakalım. Kim ne söylemiş, videolar nasıl çıkmış, ardından o isimler ne açıklamış. Yani sonuçta muhataplarının da ne söylediğine bakacağız. Hep beraber bir CHP'lilerin Akbelen'deki durumuna bakalım. Sizin gibi insanlar yüzde iktidarı kaybediyor. Bizim sayenizde kazanı kaybettik. Gittiniz zor. Destek için gittiler, tartıştılar, provokatörlükle suçladılar. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki 21 milletvekili Akbelen Ormanı'ndaki direnişe destek olmak için bölgeye gitti. Kılıçdaroğlu bölge halkını dinledi, destek mesajı verdi. Ne olduysa ondan sonra oldu. AKP'ye 21 vekilin arasında CHP Şanlıurfa milletvekili Mahmut Tanal da vardı. Bölgede ağaç kıyımına karşı duran bir kadınla tartıştı. Alanda bulunanlar Tanal'ın gitmesini istedi. Yuh sesleri yükseldi. CHP'li Tanal bu görüntülere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yayımladı. Alanda tartıştığı kişilerin bir takım siyasi oluşumların mensupları olduğunu iddia etti. Ve CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, o da Akbelen'e desteğe gidenler arasındaydı. Ormanı 4 yıldır savunan köylüler ağaç kıyımına karşı direnirken Başarır tartıştığı çevrecilere parmak salladı. Ardından alanı terk etti.
Bir izleyici diyor ki, bakın demiş ki, muhalefete güvenmiyorsanız beklentiniz nedir? Tamam. Hasan Bey, muhalefet sadece CHP mi? Haklısınız. Akbelen'e gelmeyen muhalefete söz yok mu? Var. Ya, az önce dedik ya, yani iktidarı muhalefeti, iktidarı CHP'si demedik. İktidarı muhalefeti umurlarında değil dedik. Yani dün yanılmıyorsam Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi Genel Başkanı'nı gördüm ben orada. Onun dışında yani giden varsa da söyleyin arkadaşlar, söyleyin. Biz az önce verdiğimiz haberde CHP'lilerin tartışmasından bahsettik. Bakın Mahmut Tanal ve Ali Mahir Başarır'ın orada verdiği görüntülerden. Birçok şey tartışıldı üzerine, olur mu böyle dendi. Ama açıklama Mahmut Tanal'dan, onu da verelim. Yani bakın onlar ne söylediler, bu tek taraflı bir şey değil ki. Orada bir görüntü çıktı ortaya, bunun haber değeri var. Muhalefet milletvekilleri orada gerçekten hani yani sakin olması gereken insanlar, çelik gibi sinirlerle orada olması gereken insanlar dönüp orada zaten sinir harbi yaşayan insanlara bir de bunu yaşatmamaları lazımdı. Ne olursa olsun, ne söylenirse söylensin. Mesela Mahmut Tanal bir provokasyondan bahsediyor. Gelin okuyalım. Diyor ki, bugün Muğla İkizköy halkının direnişine destek için gittiğimiz Akbelen Ormanı'nda tatsız bir hadise yaşadık. Şöyle ki, yetkililerle, jandarmayla görüşerek demokratik eylem hakkını kullandığı için gözaltına alınan doğa aktivistlerinin serbest bırakılmasını sağladık. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Akabinde alanda vatandaşlarla sohbet ederken hak mücadelesi veriyorsunuz. Sizi askerlerle, polisle karşı karşıya getiren AKP iktidarıdır şeklinde bir değerlendirmede bulundum. İktidarın özel şirketin rantının korunması için günlerdir beklettiği güvenlik güçlerinin de gidişattan memnun olmadığını, onların da mağdur edildiğini anlattım. Bunun üzerine genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki CHP heyetinin Akbelen'de bulunmasından rahatsızlık duyan bir takım siyasi oluşumların mensupları asker ve polis savunuculuğu yaptığım yönde bana sataşmada bulundu. Olabilir. Sosyal medyada CHP milletvekili Mahmut Tanal'dan Akbelen'de kendisine eleştiren vatandaşa sizin gibi insanlar yüzünden iktidarı kaybettik, AKP'nin provokatörüsün başlığıyla paylaşılan, onun söylediği sözlerdi bunlar, videonun perde arkası bundan ibarettir demiş. Böyle bir açıklama yapmış Mahmut Tanal, bunu da verdik, sizlerle paylaştık. Yani tek taraflı falan davranmıyoruz.